Transfer gündemine geçiş yapalım. Şimdi dün Serdar Aziz'in de sakatlığıyla birlikte aslında e, zaten kimin gidişi e, öyle görünüyor ki Fenerbahçe'nin bir değil iki stopere ihtiyacı var. Mustafa. Evet. Ya Bir zaten mutlaka olması gerekiyor. Ne? Tisen altında gitme ihtimali var. Hı hı. Ama belki de kalacak mı? O da Jesus'un vereceği rapora evet. bağlı. Dün mesela hamle olarak onu e, direkt olarak hemen oynattı. E, Leo Ortiz ve e, Nino bunların yanında bir de Pablo Mari ismi de 3 isim üzerinde Jesus'un şu anda Fenerbahçe yönetimine verdiği bu üç isimle ilgili de yönetim çalışmalarını devam ettiriyor. Hı hı. Ya tabii stoper ne kadar önemli olduğunu aslında K maçında da gördük. Hı hı. Hatta Serdar Aziz Tiserand değişikliğinde de gördük. Tabii mecburi bir değişiklikti ama yani Tisaran'dan hatta transfer listesinden satış listesinden daha doğrusu çıktığı maç olabilir bu arada. Yani vazgeçilirse şaşırmam. Yani göndermekten, Kalsın diye, evet, göndermekten vazgeçilirse şaşırmam. Şu yüzden Tisa'nın daha ilk geldiği zaman burada o zaman Uğur'la program yapıyorduk çekiliş sayfalar. Şunu söylemiştim yani boyuna, fizik gücüne, çabukluğuna bakılırsa sanılır ki savunmada çok güçlü bir oyuncu. Top aldıktan sonra eksik bir oyuncu gibi gözüküyor fizik olarak ama tam tersi. Ee, toplu yaptıkları çok verimli. Savunmacılığı zayıf. Hatta hava topu dahil, dahil boyuna rağmen. Hı hı. Tüm bunların farkındayım. Zayıf bir savunmacı. hata e, hataya açık bir savunmacı. Ama Fenerbahçe zaten çok kalesine yakın savunmayı tarif etmiyor. Kaleden uzakta savunmayı tarif ediyor. İster baskı yapsın, Fenerbahçe pres yapsın. Baskı yapmadığı zaman da yine orta saha civarında kompakt bir şekilde bekliyor. Yani kale önüne çekmiyor otobüsü hiçbir zaman Fenerbahçe çekmeyecek de. Bu yüzden e, şöyle bir özelliği daha fazla ön plana çıkabiliyor. Dün de onu gördüm. Şimdi ara iki savunma arasında iki türlü giriyor. Hem top rakipteyken giriyor. Bir de Fenerbahçe oyun kurarken de giriyor. Ama bazen rakip yani çok büyük bir ifşa zaten. Altı numaradan oyun kurulacağı çok büyük bir ifşa oluyor rakipler tarafından. Oraya baskı yiyebiliyorsunuz. Böyle bir durumlarda Arahan'ın sanki böyle sarkık liver oymuş gibi iki stoperin arkasında topla buluşup stoperlerini oyuna dahil ettiğini görebiliriz. Salay mı uygun bir oyuncu? Ama yine tek, tek, opsiyon olunca yine ifşa olmuş bir oyun olabilir. Yani der ki rakipler ara bazen derinde topla buluşursa salay oyuna dahil ediyor. Ama bunu iki stoperle de yaparsanız ezber bozan bir oyun kurgunuz olabilir derinde oyun kurarken. Serdar Aziz'de bu yok. Serdar Aziz'de topla çıkmaya özel yok. Serdar Aziz tamamlayıcı, agresif, net bir stoper. Tamamlayıcı ama. Ama bu bahsettiğim ara, ara derinden girdi, topları buluştu. Stoperler oyunu soktu, oyununda Tisana daha verimli. Zaten hem önceki kariyerinde hem de Fenerbahçe'deki kariyerinde en en verimli olduğu pozisyon üçlü savunmanın sağ. Evet. Pereira, şunu çok unutuyor insanlar. Geçen sezon Fenerbahçe'de Pereira ile bir çıkış yakalamıştı. O çıkışın düşüşe başlama nedeni tisana sakatlığıydı. Evet. Oyun bozulmaya başladı ondan sonra. Yani oyuna katılan sağ stoper Tisserand rolü kaybolunca Fenerbahçe oyunu da çok etkilendi. Aslında ara öyle aynı şey oynuyor Fenerbahçe oyun içerisinde bazen. Savunma hattı üçlü gibi gösteriyor. Ve e, ikili, for, ikili stoperin sağ aslında üçlü stoperin sağ gibi oluyor. Tisserand da o yüzden dün bence topu aldıktan sonra verimli oldu. Oyuna katıldı, topla çıktı. Bu yüzden en azından alternatif olarak kalabilir takımda. Ama önüne kesinlikle bir transfer ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ee, bu saydığım isimlerden peki hangisinin aslında Fenerbahçe için daha uygun olduğunu ya da başka bir alternatif var mı sana göre? Yani Olmalı aslında mı? tarif bu. Hani Salah'a gibi oyuna katılma özelliği de olan, kaleden uzakta oynamayı becerecek atletizm yeteneklerine sahip bir stoper olması gerekiyor. Ee, yani Kim çok pas değil ama arasından topla çıkışları vardı. Bir şekilde topu verdikten sonra, hücum tehdidi oluşturabilecek bir stoper olması gerekiyor. 52 oyunculara kısa kısa baktım. Hani bir isim netleşince daha uzun buradan elinizin yaparız. Pablo Mario böyle bir oyuncu ama merkez stoperde ortanın üçlüsün yani üçlünün ortasında veya sol stoperde daha rahat ediyor gibi. ben yani Salah ile çok çok oturmadı hı hı. ikili olarak. Dino Ortiz topa topu önde kazanmayı seven stoperler agresifliğiyle Ortiz biraz daha topla yetenekli gibi gözüktü. Nino daha stoper. Hani burada hoca hangisini tercih edecek? Daha stoper versiyonunu mu? Topla daha çıkabilen, daha hızlı versiyonunu tercih edecek. Ama tarif bu olmalı. Ee, bir de Solbek durumu var galiba. Var, evet, Solbek konusu da gündemde fena başlıyor. Ee, şimdi burada bir tartışma konusu. Yani Zayson belki de Kresman'ın başına gelen Ferdinand'ın başına gelecek. Hani geçen sezonun en iyi oyuncuları, en iyi çıkış yapan oyuncuları mevcut oyun ve gelen oyuncularla birlikte acaba eski durumundan uzaklaşacak mı? Ya şöyle bir ihtimal olursa bence Ferdi için daha da pozitif bir durum olur. Yani Ferdi sol bekten alıp e, orta üçlünün soluna yazarsa Fenerbahçe bence bu Fenerbahçe de daha içinde daha iyi olur, Ferdi içinde daha iyi olur. Çünkü Cesus'un oyununda şu var. Dörtlü savunma ara hani bir de demeyelim ara diyelim ona. Dört Hı, Hı savunma ara. Üç tane hareketli orta saha çift forvet. Şimdi o 3 orta sahanın solunda Ferdi olduğu zaman bu hem %50 merkez oyuncusu demek oluyor. Orta saha olmuş oluyor. %50 de kanat, kanat. oyuncusu. Ferdi tam bu oyuncu. Hani benim servis 8 diye tanımladığım biraz daha özgürleştirilmiş. Merkez oynama zekası olan bir oyuncu Ferdi. Ee, ama Bek'te farklı bir şey istiyor Jesus. Beklerden istediği şey oyunu genişletmesi. Yani takımın boyunu enlemesini, genişletmesini istiyor. Yani o sahi bu şekilde kullanıyor ki yapabiliyor da. Ee, ama Ferdi kanser oluk yapıyor sol bekte. Ve bu hani oyun bunu isterse aslında çok iyi yapabilecek bir oyuncu. İyi de yaptı. Ama Jesus istediği şey bu değil. Jesus sol çizgiye doğru oyunu genişletsin istiyor sol bekinden. Öyle bir sol bek aldıktan sonra Ferdi o öndeki üçünün soluna yani aynı zamanda ben orta saha gözüyle de baktım üçünün soluna yazdığı zaman Fenerbahçe için de Ferdi için de daha iyi olabilir. E, hatta Cesus bence Ferdi böyle bir pozisyonda görmüş olsaydı Lincoln transferine hiç girmeyebilirdi. Yani Lincoln yerine direkt sol bek talep edip Ferdi oraya kaydırabilirdi diye düşünüyorum. Mert Hakan da bu pozisyonda oyuncusu olabilir. E, alternatif olarak. Hı hı. E, o yüzden hani bir sol bek gelirse ben hemen acaba Ferdi yerinden mi oluyor? Çocuk kesik mi yiyor? Gözüyle bakmayacağım nereye kaydırıldığına bakacağım. Ondan sonra daha çok net bir yorum edeceğim. Gökmen peki e, vermiş olduğum isimlerin dışında sende e, farklı bir isim var mı? Bu süreçte son gelişmeler nedir? Senin şimdi, kaynakların neler söylüyor? Açıkçası e, şimdi Kim Minji gibi bir futbolcunun yerine olmak zor. Az önce de belirttiğimiz gibi. Burada e, yazın haberinde 3 e, tane önemli isim var. Tabii ki Gündeme gelen önerilen menajerler alacaklarıyla birçok isim var ama burada ön plan çıkan üçlünün bu listedeki oyuncular olduğunu görüyoruz. Şimdi mevcut tabloda bu üçlü üzerinden baktığımızda, şimdi Fenerbahçe'nin de birçok maddi olarak yüksek transferler gerçekleştirdi ve bütçe anlamında da bazı şeyleri biraz daha dengelemesi gerekiyor. Bu üçlüye baktığımızda burada tabii ki iki tane stopere ihtiyacı var kesinlikle ben de katılıyorum. Ama burada en maliyet anlamında elde edilebilir olanının Pablo Mari olduğu gözüküyor. Baktığımız için geçen sezonda İtalya'da kiralık olarak forma giydi. Arsenal yani burada elinden çıkarma anlamında çok zorluk çıkaramayacaktır bu futbolcu konusunda öznesine de baktığımızda geçen son 15 maçta forma giymiş ve e, yani Pablo Mare'nin bence en önemli özelliği, burada en çekici kılan yanı, e, Avrupa'nın neredeyse hemen hemen her yerinde forma giymiş bir futbolcu olması. İşte İspanya, İngiltere, Hollanda, Brezilya'da da oynamış hatta geçen sezonda İtalya'da oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani e, birçok ülkede forma giymiş ve belli de olsa bir istikrar yakalamış futbolcular bence Türkiye'li Türkiye Ligi profil için biraz daha iyi oluyor. Çünkü e, Direkt olarak bir futbolcuyu sadece kendi habitatından, kendi ülkesinden sadece o bölgede, bir bölgede oynadığı yerden alıp getirip burada biraz soru işaretleri yaratabiliyor. Tabii ki fark yaratan futbolcular var ama. Burada yani Avrupa'nın özellikle her bölgesinde tecrübe edilmiş bir futbolcunun ben Türkiye'de de yine etkili olabileceğini düşünüyorum. İtalya gibi zor bir ligde oynaması da çok önemli. Yani İtalya'da başarılı olmak çok zor bir savunmacı için çok sert oynanan bir futboldan bahsediyoruz. Burada yani Türkiye'de de yine benzer şeyler söyleyebiliriz. Maalesef özellikle Anadolu kulüpleri tamamen kapanan ve sertliğe dayanan yani kreatif özellikleri barındırmayan bir görüntü içerisindeler. Fenerbahçe'de de bence yani bu üçlü arasından değerlendirilebilir. Maddi anlamda da bence doğru bir isim olabilir. Tabii ki diğer isimler içinde olumlu şeyler söyleyebiliriz. Az önce Mustafa çok güzel anlattı hepsini. Burada zaten birden fazla futbolcu olacak. Diğer isimler de değerlendirilebilir. Şimdi Ferdi'den az önce bahsettiğinde aklıma şu geldi. Şimdi yıllar önce Hollanda'da oynarken Ferdi, yani daha Türkiye'ye transfer olmamış Nijmegen'de oynarken ben kendisinin babasıyla bir röportaj yapmıştım. Ee, babası ailesi Trabzonlu ve Türkiye'yi çok seviyorlar, her fırsatta da dile getiriyorlar. Ya şunu sormuştum, neden Ferdi Hollanda genç takımlarında oynuyor, neden Türkiye'ye getirmediniz demişti. O da şunu söylemişti, ee, yıllar önce Türkiye'ye geldik, oyun yani oğlumu e, deneme için bir yere götürdük, Türkiye'nin genç yaşlı takımlarından birine denettirmek için verdik. Oğlum on numara oynuyordu o süreçte dediler. Hatta zaten genç takımda da on numaraydı. Hı hı. Ee, o süreçte e, denenirken işte aileler, veliler yandan izliyorlar ya bir bakıyor oğlu sol bekte oynuyor. <laughs> Ondan sonra e, işte maç bitiyor, idman bitiyor. Sonrasında gidiyorlar hocaya diyorlar ki neden hani sol bekte oynattınız? Benim oğlum on numaralı oynuyor. Verilen cevap şu. Herkes kendini Maradona zannediyor. Biz nerede görev verirsek orada oynayacak. Bunu duyar duymaz alıyor çocuğu. Direkt Hollanda'ya devam ediyor ve orada devam ediyorsun. İşte neyse ki finali Türkiye ile sonuçlandı. Ee, çok özel bir futbolcu. Yine ama, sol bek oldu. Evet yine sol <laughs> <olmak> oldu. Yani <laughs> kaderin bir cilvesi e, tarzı için. Baktığımızda Bevet görev aldığı bölgede elinden gelen en iyisini yapıyor. Çok etkili bir performans ortaya koydu ama yani sanki kendi yerine veya özellikle hücuma biraz daha yakın oynarsa bence Fenerbahçe ondan daha çok yararlanabilir. Ben bunu hissediyorum. Ferdi uzun yıllardan beri takip eden bir isim olduğum için bunu söyleyebilirim. O bölgeye tabii ki Sol Bekeyle bir transfer Fenerbahçe istiyor. Yani kadro bunu gösteriyor. Ferdi geçen son belki yokluklardan dolayı o bölgede şans bulmuş olabilir veya kalite anlamında, performans anlamında büyük bir eksik olduğu için orada değerlendirildi. Orada başarı elde etti ama. Yani Ferdi'ye de sorulsa açıkçası yani kameralar önünde değil de e, ışık kapalı iken sorulsa bence ya ben ileride oynayayım diyebilir bence. Ben bunu hissediyorum. Şimdi e, yıllar evet. önce de George Jesus Bernardo Silva'yı sol bek olarak oynatmıştı. <laughs> Şimdi Bernardo Silva şu anda City'nin e, ciğerlerinden birisi değil mi? En önemli hmm. oyuncularından hmm. birisi. E, ve farklı bir mevkide oynuyor. Sen az önce dedin ya. Yani ben de Ferdi mesela hep aslında ön blokta daha fazla e, belki orijin ondan dolayı değil. En yani önde mi? Orta sahada mı? Yok orta sahada. Orta sahada. Ha, Senin, evet. Seni tarif Aynen. ettiğin noktada. Yani ben de hep orada hayal etmiştim. Yani çünkü orijini Sol bek değil. Şimdi evet şu anda işte Vitor Pereira onu ikna etti. İsmail Hoca ikna etti. Neticede Orada oynuyor, orada da kendini çok daha fazla geliştirdiğini de gördük. Ama bu demek değildir ki orayı bu kadar iyi idare eden başka bir yerde ondan daha iyi olamayacak. Evet. Belki de aslında oraya yapılacak olan bir transferle Ferdi'nin performansını çok daha başka bir noktaya göreceğiz. Evet. Yani daha fazla faydalanılan bir Ferdi'den bahsetmeye başlayacağız. Belki sezona damga vuracak orta saha. Belki sezon geldiğinde altın 11'in içerisinde o mevkide Ferdi'yi yazacağız. Bugün şu anda Ferdi'yi sol bek olarak Türkiye Ligi'nin en iyi sol beki diyebilir miyiz? Evet şu anda öyle. Yani Belki alternatifler de koyabiliriz ama yanına değil mi? Rı, 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 yani. Ama aslında sol bek değil yani. Performans olarak yani kesintisiz en iyi performans sergilendi. Hatta milli takımda da evet. şu anda. Ama belki orta sahada başka bir ferdi olacak. Belki daha iyi bir ferdi olacak. O yüzden ben de katılıyorum. Yani Lincoln'den beklenen şeyin daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu özetle. Hani Lincoln'un transfer nedeni Jesus'un önceki takımlarında bakılınca merkezde bir tane driplingle hat kıracak oyuncu seviyor. Ya yani bazen pasla çıkamam. Merkeze bir oyuncu olsun? Pasta çıkamadığım anda dribbling o hattı geçsin. E, Lincoln böyle bir oyuncu ama oyun görüşü biraz dar. Ferdi'nin geniş. E, Ferdi orta sağ gibi görüyor oyunu. Evet. E, o yüzden hem bu zaten delicilik özelliği var Ferdi'nin. O bölge driplinkle kat etme özelliği var. Bir de topu kullanırken oyun görüşü daha geniş. Hı hı. Daha her yeri görüyor. Evet. E, bu yüzden hani Lincoln'den daha fazlasını yapabilir gibi geliyor bana orada. Peki. Fenerbahçe bölümüyle ilgili stoper konusunda Fluminense ile aslında ilk etapta Nino konusunda bir görüşme yapılmıştı. Fakat ben de Brezilya basınından da takip ettiğim kadarıyla Fluminense'den ayrılma ihtimali yüksek bu oyuncunun. Fenerbahçe genellikle aslında Avrupa'da kendini göstermeyi daha çok hayal ediyor belirli oyuncular. Brezilya pazarında isim yaptıktan sonra oradaki performansıyla birlikte... İlk etapta da kulüpler genellikle fiyatı yüksekten açıyorlar. Yani e, Arao transferinde de yine benzer bir durum yaşanmıştı. Hmm. Nino şu anda bu üçlüün içerisinde en önde görünen oyuncu Fenerbahçe'de. Hmm. E, yaklaşık bir 5 milyon euro gibi bir bonservis talebi vardı Fluminense'nin. Fakat o bonservis bedeliyle ilgili olarak pazarlıklar devam ediyor. Ben 5 milyon euro değil de daha az belki de bir maliyetle bu transferin gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum ama tabii ki kulüplerle olan görüşmeler hala devam ediyor. Onu da söyleyelim. Yani Nino biraz daha diğerlerine göre önde görünüyor. Onu özellikle izleyeyim ben bir dakika programda. Nino iyi bir futbolcu aslında. Biraz daha detaylı izledik. Son hatta bu hafta değil de geçen hafta son anda kadrodan ilk 11'de görünüyordu. Son anda kadrodan çıkartıldı. Herkes şeye yordu bir anda. Ya Fenerbahçe'ye transferi bitirdi. O yüzden mi kadrodan çıkartıldı diye? Hayır aslında son anda bir rahatsızlığı nedeniyle zorunlu bir değişiklik yapılmıştı. Ama ayrılma ihtimali 2-3 tane oyuncu var Fluminense'de. Onlardan birincisi de Nino olarak görünüyor şu anda. Transferde Fenerbahçe için ismi geçiyordu. Fenerbahçe bitiriyoruz ekleyeceğiniz Hı -hı. herhangi bir şey yoksa. Tamamdır.